merhabalar. Ben Birkom'dan Fatih. Birkom'da teknik destek mühendisi olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda yenilik video konferans ürünleriyle de ilgili ben ilgilenmekteyim. Bugün size yenilik meeting board'un fiziksel özelliklerini ve nasıl kullanıldığından ufakça bahsedeceğim. Kurumsal ofis ortamındaki değişimlerle aslında e, hayatımızda birçok şey değişmiş oldu. Pandemi ile birlikte birçok ofis hibrit çalışma düzenine geçti. Ofislerde çalışan personellerin bazıları ofiste, bazıları ise evden toplantılara katılmaya başladı. Ortak bir toplantı alanında buluşabilmesi için Teams Room gibi platform kullanarak toplantı planlaması gittikçe yaygınlaştı. Bu toplantıların yapılan bu toplantıların aslında verimliliğin ve etkileşimin artırılması açısından Yeelink de video konferans cihazları tasarladı ve üretmeye başladı. Toplantı alanlarında, odalarında yapılan toplantıda veya remote olarak yapılan toplantıda artık video call görüşmesinin dışında da ekstra işte odalarda bulunan beyaz sahtalarında remote'lara, remote, da, remote olarak bağlanan insanlara aktarılması istendi. Bu nedenle de aslında yenilik markası Zoom'la, Teams'le e, sertifikalı işbirliği yaparak yenilik meeting board ürününü tanıtmış oldu. Aslında bu ürün hem bir video konferans deneyimi sunuyor hem de aslında Teams'in kendi içinde bulunan whiteboard özelliğini kullanarak veya Zoom'un kendi içinde bulunan whiteboard özelliğini kullanarak size bir akıllı tahta deneyimini sunmuş oluyor. Üzerinde neler var? Kendi üzerinde zaten alt kısmında 4K bir kamerası bulunuyor. Elektronik PTZ olarak çalışıyor bu kamera. Yine Teams'in ve Zoom'un desteklediği kalitede görüntü kalitesini iletmiş oluyor. Mikrofonlar cihazımızın üst kısmında bulunuyor. Şöyle gelelim. Mikrofonlar cihazımızın üst kısmında bulunuyor. Cihaz ölçüsü olarak ise hem 65 inç hem de 86 inç bulunmuş olunuyor. Şu an ekranda görünen cihaz Android 10 işletim sistemine sahip. Ama cihazı siz eğer Windows olarak kullanmak istiyorsanız Windows OS dediğimiz aslında Windows kısmının da cihazın arka kısmında soket kısmı bulunuyor. Bu kısma takarak kullanabiliyorsunuz. Hoparlörü alt kısımda bulunuyor. Aslında temelde burada bize bir all-in-one çözüm sağlamış oluyor. Cihazı direkt getirip odaya bırakıp odanın üzerinde mikrofon, hoparlör, ekstra bir şey kullanmadan kendi üzerinde all-in-one dizayna e sahip olduğu için cihazı kullanabiliyorsunuz. Bulut toplantısı yapabiliyorsunuz. Bulut'ta yaptığınız bu toplantıları kaydedebiliyorsunuz. Cihazın üzerinde whiteboard'ı eğer kullanacaksınız, ister toplantı anında kullanabiliyorsunuz, isterse toplantı dışında da bu whiteboard'ı kullanabiliyorsunuz. Kullandığınızda bunları direkt buluda kaydediyor, isterseniz de kaydetmiyor. Aslında burada tercih size kalmış oluyor. Her oda tipi için aslında sınırsız olasılıklara göre yüksek verimlilik sağlamış oluyor meeting board. Burada zaten e, oda boyutlarına göre nasıl dizayn edilmiş veya nasıl konumlandırılmış cihazları görebilirsiniz. Küçük odalar için 2-6 kişilik katılımcı olan odalar için aslında direkt cihazın kendi üzerindeki kamerası, mikrofonu, operörü tamamen yeterli olmuş oluyor. E, oda katılımcı sayısı aslında arttığında ve oda büyüdüğünde veya uzadığında üzerinde ekstra olarak takılan PTZ kamerasını da kullanabiliyorsunuz. Daha da büyük odalarda eğer kullanacaksınız aslında o zaman da UVC 86 ile birlikte entegre bir şekilde yine kullanabiliyorsunuz. Burada farklı tipte odalara göre aslında e, bu cihazın kullanılabileceği aslında her odaya uygun olarak tasarlandığını görmektesiniz. Burada da aslında eğitim odaları için tasarlanmış UVC86 kullanarak entegre edilmiş yani küçük bir sınıftan büyük bir sınıfa kadar y aslında küçük odadan büyük odaya kadar bu Meeting Board'u bir çözüm olarak aslında sunmuş oluyor. Bunun dışında büyük sınıflarda yine az önce bahsettiğim gibi UVC86 kamerayla da entegre bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Ya önceden e, toplantı odalarında aslında beyaz tahtanın bulunduğu e, toplantı odalarında bir analog beyaz tahtamız, silgi ve kalemler bulunuyordu. Bunlar bize ne gibi sorunlar açıyordu? Silgi kayboluyordu, kalem kayboluyordu veya işte tahtayı sürekli temizlemek zorunda kalıyorduk. De, bu cihazların çalışabilmesi için bir de bu odada belki de bir video kol cihazına ihtiyacınız vardı. Ekstra olarak bir de video call cihazını konumlandırıyordunuz. Burada bir projeksiyon konumlandırıyordunuz. Belki televizyon konumlandırıyordunuz. Bunların yönetimi aslında IT tarafı için zor bir yönetim sağlamış oluyordu. Ve aslında burada kullandığınız cihazlarda işbirliği olmadığı için, platformlarla bağımlı olmadığı için veya direkt e, biot modda çalıştığı için size sorunlar yaratabiliyordu. Aslında Yenik Meeting Board da bunu direkt entegre olarak çalıştırıp sistemi stabil bir şekilde çalıştırmanızı sağlıyor. Direkt kalemleri bulunuyor, dijital kalemleri bulunuyor. Kendi üzerinde az önce bahsettiğim gibi whiteboard özelliği bulunuyor masada sadece tableti konumlandırıyorsunuz. Bu nedenle ekstra bir kablolamaya, bir projeksiyona, bir televizyona veya masaya çekilecek bir HDMI kabloya ihtiyacınız bulunmuyor. Bulut tabanlı cihaz yönetimi bulunuyor. Dediğim gibi hem Teams tarafından hem de Zoom tarafından sertifikalı bir ürün olduğu için kontrolde kolay olmuş oluyor. Uzaktan kolay işbirliği aslında remote olarak toplantıya katılacak kişiler de çok basit bir şekilde toplantıya katılabiliyor. Akıllı tahta olarak aslında e, akıllı tahtı üzerinde yaptığınız işlemleri bulut içeriği olarak kaydediyordu. Uzaktan işbirliğinde burada aslında e, örnek veriyorum bir Teams toplantısındasınız. Teams toplantısına girdiniz ve whiteboard özelliğini açtınız. O sırada remote'dan bir kişinin de aslında o tahtada bir işlemleri düzeltmesini veya bir e, kontrol sağlamasını istiyorsunuz. E, zaten Teams'in içinde bu whiteboard özelliği insanlar bilgisayarlarından kullanarak zaten kullanıyordu. Bunu bir de video konferans cihazlarını entegre halinde yine e, eş zamanlı olarak üzerine çizimler yapabiliyorsunuz. Yani remote olarak toplantıya katılmış bir kişi e, siz tahtanın üzerinde fiziksel olarak yanında bulunduğunuzda çizim yaptığınızda karşı taraftaki kişi de istediği anda siz izin verirseniz e, akıl tahtı üzerinde çizim yapabiliyor. Ve şunu da önüne geçmiş oluyor. Normalde akıl tahtalarda veya, veya düz tahtalarda ya size sayfa sayfa bir tuval sağlamış oluyordu veya işte direkt e, üzerine kağıtla kalemle yazdığınız bir düzen sağlamış oluyordu. Burada sınırsız tuval özelliği olduğu için aslında e, sonsuz boyutta bir e, Size bir ekran sağlamış oluyor. Aslında size bir beyaz defter sağlamış oluyor. Siz bu cihazın üzerinde arka planını istediğiniz gibi renk olarak değiştirebiliyorsunuz. İlla beyaz kullanmak zorunda değilsiniz. Kareli, çizgili gibi özellikleri kullanabiliyorsunuz. İşte e, üç farklı renk seçeneği var. Üç farklı renk seçeneğini kaydedip kullanabiliyorsunuz. E, Örnek veriyorum bir PDFiniz oluştu veya bir PNG formatını paylaşmak istiyorsunuz. E, remote olarak toplantıya katılan kişi PNG formatını whiteboard'a ekle deyip direkt paylaşabiliyor veya siz paylaşabiliyorsunuz. Bunların üzerinde işlem yapabiliyorsunuz, doldurma işlemleri yapabiliyorsunuz, çizim işlemleri yapabiliyorsunuz. Bu gibi aslında size dijital, dijital beyaz tahta bir çözüm sağlamış oluyor. Bu cihazın aslında iki tip montajı bulunuyor. Birincisi videoda göreceğiniz gibi duvar montajı, basit bir şekilde aslında 6 tane e, duvara delik delerek bunların montajını yaparak direkt üzerine oturtarak sağlam bir şekilde durabiliyor. İkinci montaj ise aslında odadan odaya cihazı götürmek için çok rahat bir şekilde hareketli zemin standı bulunmuş oluyor. Genelde müşterilerimiz hareketli zemin standını tercih ediyor. Odadan odaya götürmek için veya işte olası bir T yakınlaştırmak için veya uzaklaştırmak için hareketli zemin standı daha çok tercih ediliyor. E, peki hareketli zemin standında fiziksel kablolama nasıl olacak diye sorarsanız aslında cihazın sadece kablosunu internete tak kablosunu gücünü vererek yeterli olarak çalıştırabiliyorsunuz. Yani bu ne demek? Siz bu cihazı bir power verdiğinizde bu cihaz fiziksel olarak çalışıyor. İnternete çıkmasını ister Wi-Fi ile bağlarsınız kablosuz bir şekilde ama isterseniz de CAT kabloyla bağlamış oluyorsunuz. Yani aslında meeting board'un üzerinde iki tane kablo bulunuyor. Birincisi güç kablosu. Bütün elektronik cihazların çalışması için zaten güç kablosuna ihtiyaç olduğu için güç kablosu. İkincisi ise aslında tercih olarak internet kablosunu çekebiliyorsunuz. Bunu iki şekilde kontrol edebilirsiniz. İster kenarında USB portu bulunuyor. USB portuna bir mouse ko koyarsınız. Mouse üzerinden kontrol edersiniz. Ama genelde müşterimizin tercihi masada bir tablet bulunup tabletten direkt join butonuna tıklayarak toplantıya katılmak istemeleri. O yüzden masada bir CTP18 dediğimiz aslında yine Android işletim sistemine sahip bir tablet bulunuyor. Bu tablette eğer e, switch'iniz poeli ise yani masaya konumlandırdığınız yerden e, bir switch bulunuyorsa ve veya bir port bulunuyorsa bu port eğer poeli ise direkt CAT kablo üzerinden POE olarak çalışabiliyor. Ama eğer çalışmıyorsa yine kutu içinden CTP18'in Power adaptör dediğimiz o adaptör vasıtasıyla aslında yine bu cihazı çalıştırabiliyorsunuz. Olabildiğince kablolamayı minimumda tutmaya çalışmışlar bu tasarımla. E, i̇kinci olarak da herhangi bir kablo kopmasında, CAT kablo olduğu için istediğiniz gibi rahatlıkla temin edebilir. Direkt kablomun uzunluğunu da 40 metreye kadar çıkartabiliyorsunuz. Bunun dışında bu tahtayı kullanırken bize evet e, normal bir akıllı tahta deneyimi sunuyor. Aynı zamanda video konferans görüşmesi de sunuyor. Cihazın üzerinde Teams veya Zoom Entegre olarak çalıştığını varsayalım. E, Teams olarak çalıştığında cihazda bir ekran paylaşmanız gerekebilecek. Normalde bu tip odalarda sizin bir e, masada HDMI kablonuz bulunması veya bir projeksiyonunuzun bulunması. Yine bu o projeksiyonun eğer özel bir koduyla ekran paylaşılamıyorsa yine masaya gelen bir kablonun bulunması gerekiyordu. Burada ise WPP30 dediğimiz bir dangalımız aslında çıkmış oluyor. Masada şu an bilgisayarın üzerinde görebilirsiniz. Bu VPP 30 dangle siz içeriğinizi paylaşabiliyorsunuz. Yani içerikten kastım. Toplantı odasında toplantıya katılmadan bir PowerPoint sunumu gerçekleşecek. Dangle bilgisayarınıza takıyorsunuz, direkt ekranınızı paylaşabiliyorsunuz. Veya toplantı esnasında bir ekran paylaşmanız, bir içerik paylaşmanız gerekecek. Yine yani dangle takıyorsunuz, içeriği paylaş diyorsunuz. Toplantıya katılmadan içeriğinizi paylaştığınızda toplantıya toplantıya cihaz katılacağı için aslında. İçerinizi paylaşmış oluyorsunuz. Normalde bu tip odalarda senaryo nasıl oluyordu? Ortada bir kamera oluyordu. Kişi eğer masada bir HDMI kablosu çekili değilse e, mecburen kendi bilgisayarından da aynı toplantıya giriyordu ve ekranını paylaşıyordu. O toplantıya girdiği anda iki cihazın Ses ve hoparlör mikrofonları çakıştığı için bir yankılanma problemi oluşuyordu. Yenilik bunu tamamen ortadan kaldırarak WPP30 dongle bilgisayarınıza takıp direkt içeriğinizi paylaşmanızı sağlamış oluyor. Cihazın üzerinde e, ee, belki daha önceden Yeynink ürünlerine aşikarsanız Yeynink ürünlerinde normalde cihazı Teams olarak satın aldığınızda ücretsiz bir şekilde Zoom'a çevirebiliyordunuz. Bunu yapmanız için aslında cihaza e, Zoom firmware'ini yüklemeniz gerekiyordu. Cihazı Zoom olarak satın aldığınızda ise Teams firmware'ini yüklemeniz gerekiyordu. Veya işte istediğiniz zaman, Teams'e geçmek istediğiniz zaman bu firmware'i yüklemeniz gerekiyordu. Bu işlem nasıldı? Y-Link'in sitesinden ücretsiz bir şekilde firmware'i indiriyordunuz. Ve para yüzüne giriyordunuz. Ve para yüzüne girdikten sonra cihazı upgrade etmiş oluyordunuz. Bu da yaklaşık bir 20 dakika, 25 dakika gibi bir işlem sürüyordu. Fakat işte y mühendislerinin sürekli gelişimde olduğunun aslında bu da bir farklı göstergesi olmuş oluyor. Cihazın üzerinde UC Provider dediğimiz bir özellik bulunuyor. Cihaz e, Teams olarak çalışıyor. E, farklı bir anda Zoom toplantısına katılacaksınız veya Zoom account'la kullanacaksınız. Bir sene boyunca cihazı Teams olarak satın almış olabilirsiniz ama bir dahaki sene şirketiniz belki de Zoom ile toplantı yapacak. Bu Zoom ile toplantı yapmasını istediğiniz zaman o zaman direkt UC Provider'dan cihazı Zoom olarak çevirebiliyorsunuz. Bu aslında farklı bir senaryosuydu. Cihazın içinde bu aslında iş yükünü kaldırarak, tek tuşa basarak, direkt cihazı Teams olarak veya Zoom olarak çalıştırmanızı sağlıyordu. Bir de bunun dışında yine WPP30 Dangle'ı içerik paylaşabildiğiniz gibi Meeting Board'u Biot modda kullanabiliyorsunuz. Yani Biot modda şu olmuş oluyor. Ben e, Meeting Board'a WPP30 Dangle'ı okuttuktan sonra bilgisayarıma takıyorum. Bilgisayarıma taktıktan sonra e, Herhangi bir platform, cihazın e, meeting Board'un zoom olarak çalıştığını varsayalım. Ben teamsden veya google e, meetten veya webexten bir toplantıya gireceğim. wpp 30 dangle takıyorum. Dangle taktıktan sonra google meete google meete girip kamera ayarlarından meeting boardu seçerek aslında ben toplantı bu cihazı biot olarak sadece bir dangle takarak herhangi bir fiziksel kablolama olmadan direkt içeriğimi paylaşabiliyorum veya toplantıya biot mod olarak katılabiliyorum. Ee, bunun dışında aslında cihazın üzerinde e, Teams olarak çalıştığında yine Teams'in desteklediği dört parça olarak bu aynı account'a bir Zoom'dan toplantı attığınızda e, direkt 4 parti olarak toplantıya katılabiliyorsunuz. Aslında size 3 farklı çözüm sunmuş oluyor. Cihazı Teams olarak kullanıyorsunuz. T anında Zoom'dan bir toplantı geldi. Senede belki bir defa, iki senede bir defa geliyor. Cihazı çevirmek istemiyorsunuz. 4 parti olarak toplantıya katılabiliyorsunuz. İkincisi neydi? İkincisi cihazı bazen Teams, bazen Zoom olarak kullanmak istiyorsunuz. Sadece tablete gidip Teams veya Zoom butonuna tak tıklayarak cihazı reboot edip direkt cihazı o şekilde kullanabiliyorsunuz. Üçüncü olarak da WPP30 Dangle ile siz bu cihazı istediğiniz platformda kullanabiliyorsunuz. Burada ilk olarak şu soru gelebilir. Ben örnek veriyorum. WPP30 Dangle'ı bilgisayarıma taktım. Bilgisayarımın ekranında ve Meeting Board'a paylaştım. Meeting Board'un yanına gittim ve örnek veriyorum. Bilgisayarımdaki başlat butonuna bastım. Bu eş zamanlı olarak çalışacak mı? Evet, bunun için de şu an bir geliştirme yazılımı paylaşılacak gibi gözüküyor Ocak veya Şubat ayı gibi. Yani siz bilgisayarınızın ekranında paylaştığınızda veya bilgisayarınızdan bir fotoğraf, bir içerik paylaştığınızda Meeting Board'un yanına gittiğinizde üzerinde işlemler yapabileceksiniz. Cihaz kendi üzerinde olimanzane sahip olduğu için bir hoparlör ve mikrofon da bulundurmuş oluyor. Evet. Üzerindeki stereo hoparlörler ve aslında noise cancelling ile çalışan bu mikrofonlar sayesinde size sanki toplantı esnasında yan yanına oturuyor gibi bir deneyim sunmuş oluyor. E, Meeting Board'un kendi üzerinde 4 artı 2 olarak iki tanesi Twitter olarak görev yapan tiz sesleri vermesini aslında daha net bir şekilde iletmesi için geliştirilen 4 artı 2 olarak hoparlörler bulunuyor. Bu size yüksek kalite ses deneyimi sağlamış oluyor. Ve 4 artı 2 olarak diğer marka cihazlara göre daha fazla hoparlör bulundurduğu için geniş ses kapsama alanını sağlamış oluyor. Yeling'in e, AI dediğimiz aslında bir görüntü e, ...gürültü engelleme e, yazılımı mevcut. Cihaz kendi içinde aslında bu noise cancelling dediğimiz gürültüyü engelleyerek... ...aslında temiz sesleri karşı tarafa iletmiş oluyor. Örnek veriyorum toplantı esnasında sizin klavyenizdeki ses karşı tarafa gitmiş olmuyor. Veya camı açtığınız dışarıdaki korna sesi veya dışarıdaki uğultu sesi karşı tarafa gitmiş olmuyor. Video kısmında zaten alt kısımda bir kamerası bulunuyordu ama ekstra olarak siz harici bir kamera da kullanmak isterseniz yine yenilik bunu ekstra olarak büyük odalar için bir kamera daha üretmiş bulunuyor. Sony ile burada e, görüntü desteği sağlayarak işbirliği yapmış oluyor. E, bu direkt PTZ olarak çalışıyor aslında 12 x 6 x ayarlı bir isteğe göre bir PTZ kamera sağlanmış oluyor. Beyaz sahadda neler yapabiliyoruz? E, Direkt 4K tuval sağladığını söylemiştim. Ee, yani aslında sonsuz bir büyüklükte size bir alan sağlamış oluyor. İki kişi aynı zamanda whiteboard'un yanına gittiğinde çizim yaptığında eş zamanlı olarak direkt algılamış oluyor. Şunun yine yükünü almış oluyor aslında size. Siz kalemle gittiniz tahtaya whiteboard'un kendi özel kalemleri. Kendi üzerindeki kalemin ucuyla yazı yazmaya başladınız. Tekrar gidip işte aşağıdan e, silgiyi sesit. Silgiyi seçip direk silgiyle e, silme ihtiyacınız olmasa da direk e, kalemin arka tarafını çevirerek silme işlemi yapabiliyorsunuz. Burada aslında istediğiniz renk seçeneklerinin mevcut olduğu veya siz bir çizim yaptığınızda otomatik olarak isterseniz bu çizimleri geometrik olarak düzeltebildiğini görmektesiniz kendi Teams'in veya Zoom'un aslında şablonları var. Yine entegre olduğu için aslında video konferans ürününe burada entegre olarak bu şablonları da kullanabilirsiniz. Bu cihaz evet bir akıllı tahta deneyimi sunuyor ama eş zamanlı olarak size bir video konferans görüşmesi de sağlamış oluyor. Bu video konferans görüşmesinde de artık yapay zekanın da geliştiği için sizin bu cihazlar üzerinde farklı farklı istekleriniz bulunabiliyor. Örnek veriyorum sürekli iş gücünü azaltmak için toplantı odasına iki kişi katıldığında ona göre konum alsın veya işte toplantı odasında dört kişi varken şu şekilde çalışsın gibi istekleriniz bulunabiliyor. Aslında bu yapay zeka özellikleriyle size desteklemiş oluyor. Bu özellikleri tek tek değinecek olursak aslında Autoframing dediğimiz özellik, toplantı odasında bu meeting board'un önünde iki kişi toplantıya girdi, autoframing özelliğini açık bıraktı. Üçüncü bir kişi geldi toplantı odasına, normalde ne yapması gerekiyordu? Ee, Cihazın üzerine gelip preset pozisyonlarından biraz daha geriye çekerek o üçüncü kişiyi de ortama dahil etmesi gerekiyordu. Ama cihaz aslında bunu direkt otomatik çerçeveleme olarak otomatik olarak yapmış oluyor. Üçüncü kişi toplantı odası girdiğinde algılıyor. Algıladıktan sonra direkt oradaki kişilere odaklanmış oluyor. Bunu istemeyip de sadece konuşanın karşı tarafa, video konferans görüşmesinde konuşanın karşı tarafa gitmesini istiyorsanız speaker tracking özelliği bulunuyor. Bu da zaten aslında temelde konuşmacıyı takip ederek karşı tarafa iletmiş oluyor. Picture in picture dediğimiz mod aslında e, iki şekilde çalıştırabiliyoruz bunu. Birinci senaryoda toplantı odasını büyük bir şekilde karşı tarafa iletip sağ alt tarafta veya sol üst tarafta konumunu sizin belirleyeceğiniz tarafta aslında kim konuşuyorsa onu karşı tarafa iletmiş oluyor veya bunu tam tersi senaryosunda da kullanabiliyorsunuz. Konuşmacıyı büyük bir şekilde karşı tarafa iletip sağ alt tarafta toplantı odasında. E, Kimin e, kimlerin bulunduğunu görmek istiyor. Genelde tercih edilen senaryo aslında şu şekilde oluyor. Diyor ki ben diyor toplantı odasında herkes bir karşı tarafa gitsin ama ekstra o anda kim konuşuyorsa da kamera ona odaklansın gibi bir özellik istediğinizde size picture in picture yardımcı olmuş oluyor. Multifocus framing dediğimiz özellikle aslında toplantı odasında örnek veriyorum 6 kişi bulunuyor. Bu cihaz bu 6 kişiyi de algılayıp otomatik olarak aslında diyor ki bu 6 kişi 6 ayrı katılımcıymış gibi karşı tarafı iletmiş oluyor. Birer birer değil de aslında veya şöyle diyeyim büyük toplantı odasının tek bir kişi olarak değil de aslında odadaki 6 kişinin bulunduğunu algılayıp tek tek karşı tarafı iletmiş oluyor. Aslında burada bu huddle roomlar için kullanılan fiziksel bir kamera gibi bir görev sağlamış oluyor. Real-time auto-framing'i eğer cihaz üzerinde açık bırakırsanız da aslında size şunu sağlamış oluyor. Toplantı odasına bir kişi girdiğinde otomatik olarak onunla beraber alını koruyarak hareket etmiş oluyor. Aslında auto-framing'in tercihine göre real-time auto-framing, gerçek zamanlı auto framing'i de kullanabiliyorsunuz. Akustik Shield özelliği ise aslında cihaz üzerinde belirli bir alanı seçip sadece o alandan karşı tarafa sesin gitmesini istediğini belirtiyorsunuz. Alanın dışına çıkıldığında e, toplantı odasındaki ses deneyiminin kesmiş oluyorsunuz. Temelde aslında Yenik Meeting Board bu özelliğe sahipti. Neler yapabiliyordu? Kısaca özetlemek gerekirse Teams veya Zoom entegre olarak çalışabiliyordu cihaz. Cihaz e, TA'nın anında istediğiniz gibi UC Provider özelliğiyle e, Teams'den zooma, Zoom'dan Teams'e geçebiliyordu. Kendi üzerinde ekran paylaştığınızda WPP 30 Dangle ile kablosuz olarak ekranınızı paylaşabiliyordunuz. Toplantı odası aslında odasına konumlandıracağınız için Teams'den Zoom'dan toplantı attığınızda sadece bir Join butonuna tıklayarak toplantıya katılabiliyordunuz. E, kablolaması oldukça e, azdı hatta hiç yok, denecek kadardı. E, veya kullanılan kablolar aslında temelde ihtiyacımız olduğunda bir problem olduğunda yıllar sonra da bulabileceğimiz kolay kablolar oluyordu. E, cihazı Teams veya Zoom entegre olarak kullanmak istemiyorsunuz. Sadece akıllı tahta olarak kullanmak istiyorsunuz. Yine ona da bir çözümü vardı. Windows setim sistemi soket kısmına takabiliyordu. Cihazı üzerinden toplantıya katılmadan o anda o odada bir toplantı yapıp içerik paylaşmanız gerekiyordu. Cihaz yine WPP30 Dangle'da bunu sağlayabiliyordu. TA'nın da Google Meet'ten WebEx'ten toplantıya katılmanız gerekiyordu. WPP30 Dangle'ı takarak istediğiniz platformda kullanabiliyordunuz. Ee, kendi üzerindeki 16 tane mikrofonu bulunuyordu. 4 artı 2 olarak hoparlörü bulunuyordu. Aslında Olimon dizayna e sahip bütün aslında bir toplantı odası için ve akıllı tahtanın istendiği bir toplantı odası için bütün özellikleri sağlamış oluyordu. Sizin bana sormak istediğiniz bir soru varsa soruları cevaplayabilirim. Sanırım yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler dilerim.